Neredeydi bu? Hadi, hadi lütfen burada ol. Ne oluyor? Bu da neydi? Kertenkele çocuk. Ne zamandır burada yatıyorum ben? Çok uzun zamandır burada yatıyorsun kedi çocuk. Seni buraya sakladıktan sonra Romeo karargahımızı darma duman etti. Neredeyse dünyayı yok edecekti. Seni de işte bu yüzden uyandırdım. Yardımına ihtiyacım var. Ama önce baykuş kızı da bulmalıyız. Bu kutulardan birinin içine koymuştum. Bakalım. Baykuş kız. İşte buradasın. Uyan, uyan çabuk. Ne oluyor kertenkele çocuk? Neredeyim ben? Buraya nasıl geldim? Kedi çocuk, baykuş kız, biliyorum yeni uyandınız. Şu anda şokta olmalısınız. Ama hemen toparlanmanız gerek. Romeo'ya karşı son bir direniş göstermemiz gerek. Yoksa bir daha asla onunla mücadele edemeyiz. Tamam öyleyse, hemen karargaha gidelim. Silahlarımızı kuşanıp Romeo ile mücadele ederiz. Ne karargahından bahsediyorsun kedi çocuk? Doğru ya, uzun yıllardır yatıyordun sen burada. Romeo karargahımızı maalesef ki ele geçirdi. O karargahı geri almamız imkansız. Bizim robotlarımızı kendi robotları yaptı. Şu anda bizim robotlarımız Romeo'yu koruyor yani. Onu durdurmak için tek başıma ne yapacağımı bilemedim. Onun için sizi uyandırdım. Hadi bir şeyler söyleyin. Lütfen gizli bir sığınağınız falan olsun. Maalesef senin bilmediğin gizli bir sığınağımız yok. Ama sadece benim bildiğim gizli bir şey var. Efendim, efendim. Robot kedi çocuk uyanmış. Oo, acaba kim uyandırdı? Anlaşılan arkadaşlarım bir işler çeviriyor. Ama ne iş çevirdiklerini an be an öğrenebileceğim ve kendim savunmamı hazırlayabileceğim. Bakalım arkadaşların robot versiyonunla gerçek versiyonun arasındaki farkı ayırt edebilecekler mi? Sen burada kal kertenkele çocuk. Benim bahsettiğim depo çok uzaklarda. Sadece süper kedi hızı ve benim süper baykuş kanatlarım oraya çabucak gidip gelebilir. Tamam öyleyse ben sizi burada bekliyorum. Hadi çabuk gidip gelin. Dikkatli olun. Tamam hadi kedi çocuk beni takip et. Süper kedi hızı. İşte bahsettiğim şey burada kedi çocuk. Şu gördüğün gülen surat kasasının içinde acil durumlar için biriktirdiğimiz yedek paramız var. O parayla kendimize yeni bir karargah inşa edebiliriz. Ve karargahı koruması için kendi robotlarımızı üretebiliriz. Aa öyle mi baykuş kız? Bu harika. Öyleyse hemen paraları alalım. Dur kedi çocuk. Ne oldu baykuş kız? Yoksa yanarsın. Burada gördüğün mumlar yüzyıllardır yanıyor ve bu tepsiyi dünyanın en sıcak zeminine dönüştürüyor. Eğer basarsan bastığın anda küle dönüşürsün. Demir ısıyı çok iyi iletir. O kasayı oradan çıkarmanın yolu bu değil. Şimdi gel bana yardım et. O kasayı oradan nasıl çıkaracağımızı bir tek ben biliyorum. Efendim, robot kedi çocuktan haber geldi. Gizli bir kasa varmış. Olamaz. Pijama askerlerin yeniden güçlü olmalarına izin veremeyiz. Robot Ay Kızları ordusu. Hemen gidip o kasayı bana getirin. Birinci takım, üçüncü takım, beşinci takım, birinci grup, üçüncü grup, sekizinci grup. Haydi gidin. Robot kedi çocuktan gelen sinyaller kasanın burada olduğunu gösteriyor. Sanırım kasa şu gülen surat. Paralar da onun içinde olmalı. Hadi hemen onu alalım. Aa! O da neydi öyle? Ay kızı iyi misin? Aa! Olamaz, bu bir tuzak olmalı. Robot kedi çocuğun robot olduğunu anladılar mı yoksa? Beşinci grup, sekizinci takım, sakın buraya gelmeyin. Bu bir tuzak. Geri çekiliyoruz. Ne oldu? Neden geri döndünüz? Efendim, bu bir tuzakmış. Robot ay kızlarının 2/3 imha edildi. Tabii ki tuzak olacak. Kasayı öylece ortalığa bırakacak değillerdi ya. Ah, bir işi de kendi başınıza halledebilseniz. Hadi gidelim. Uzakta bir yere siper kurup kasayı onların çıkarmasını bekleyebilirdiniz. Ama tabii illa benim sinirlerimi bozmanız gerekiyordu. Hadi iki kişi benimle gelsin gidelim. Tamamlanıyor. İşte geldi. Kasanın anahtarı bu. Bu nasıl bir anahtarmış böyle? Ayrıca sıcaklıklardan nasıl kurtulacağız? Şimdi izle kedi çocuk. Bunu parmağımıza geçiriyoruz. Sonra elimizi yumruk yapıyoruz. Bekle bak. İzle şimdi. Tamam, bir tane daha ıslatsak yeter. Tamamdır. Hadi şimdi alabiliriz. Ama önce biraz soğumasını bekleyelim. Hey! Bu da nesi? Kedi çocuk, biz yokken birileri buraya gelmiş. Ama burayı nereden öğrenmiş olabilirler ki?
Yoksa kertenkele çocuk mu geldi? Kedi çocuk, hemen gidip kertenkele çocuğu kontrol etmelisin. Başına bir iş gelmiş olabilir. Tamam, hemen gidiyorum. Süper kedi hızı. Gerçekten çok garip. Kim gelmiş olabilir ki? Ayakları fena yanmıştır burada. Neyse, kasayı alıp çıkalım. Çok ağır, tek başıma taşıyamıyorum. Of. Neyse, kedi çocuğun dönmesini bekleyeyim. Hey hey hey, şuna bakın. Tuzakları kapattılar. Bu tam beklediğimiz fırsat. Kedi çocuk da kertenkele çocuğu kontrol etmeye gitti. Hadi aslanlarım, gidiyoruz. Yürüyün. Ayaa. Aa, kafam. Hadi hadi. Tamam, onu etkisiz hale getirdik. Kasayı yüklenin şimdi sırtınıza. Üç deyince. Bir, iki, üç. Çok ağır Romeo. Merak etmeyin, destek geliyor. Hadi. Buradan uzaklaştırmamız gerek şimdilik. Biri beni de götürsün. Burada kaldım. Geldim Romeo, gel. Tamam. Hayır, olamaz. Buraya birinin geldiğini anlamıştım. Kasayı çalmışlar. Kertenkele çocuğu kontrol ettim baykuş kız. Gayet iyiydi. Kedi çocuk, sen yokken kasayı çaldılar. Oo, üzülme baykuş kız. Yenisine buluruz belki de. Acil durumlarımız için başka bir kasamız yoktu ki. Bunun yerini bir tek ben biliyordum. Nasıl öğrenmiş olabilirler ki? Of of. Acil durum para kasasının yerini sadece sen biliyordun baykuş kız. Hırsızlar o yeri nasıl öğrenmiş olabilir? Yoksa sen Romeo'ya çalışan bir ajan mısın? Doğru söyle. Yaptığın gerçekten çok ayıp. Biz sana güvenerek kasanın yerini sana emanet ediyoruz. Senin bize yaptığın şeye bak. Kertenkele çocuk, çok üzgünüm zaten. Üstüme gelme lütfen. Robot kedi çocuk benim tarafımda olduğu sürece arkadaşlarından her zaman bir adım önde olacağım kedi çocuk. Ve bu sayede beni hiçbir zaman durduramayacaksınız. Şimdi bakalım ne kadar acil durum paranız varmış. Oo, ağzına kadar dolu. Sıkışmış, o kadar çok paramız var ki. Neyse, bu kumbarayı bir gün kırarız. Şu paraları geri içine koyalım. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.